Merhabalar. Yeni bölümümüzde çok eski arkadaşım, hatta ilk hayatımda çaldığım caz giginde de beraber çaldığımız Çağdaş Oruç var. Çağdaşcığım selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk Yediz, ne haber? İyi valla, görüşmeyeli işte aynı şeyleri yapıyormuşuz aşağı yukarı. Bir yere ya ittirsen bir yere gitmiyor, ittirmesen durmuyor. Yok, bütün dünya aynı şeyleri yapıyor yani aslında. Ne kadar mükemmel. Evet. Acayip tabii. İyi misin, nasıl gidiyor günlerin? Valla günlerim herkes gibi evde geçiriyoruz günleri. İşte bir tek market alışverişine gidiyoruz geliyoruz. Onun dışında gerçekten evden çıkmıyoruz. Çünkü bu işin tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Hani sadece kendimizi korumak adına değil, karşı tarafı da korumamız lazım. Mümkün olduğunca evdeyiz. Zaten yaptığımız iş de, mesleğimiz demeyeyim, hayatımız da hani eve sığabilen bir hayat olduğu için müzik yapmak, çalışmak kısmı daha doğrusu. Birlikte müzik üretmekten öte. Çalışmak, kendimizi geliştirmek kısmı eve de sığabildiği için evde zaman geçirmek konusunda şanslıyız birazcık. Ama tabii ki özledik. Hani sahneye çıkıp çalmayı ya da prova yapmayı, insanlarla birlikte vakit geçirmeyi, insanlarla birlikte müzik paylaşmayı tabii ki çok özledik. Evet, bir de ama sen tabii caz orkestrasında çalıyorsun, bir de kalabalık bir grup, neredeyse her gün prova var. Öyle geçen bir rutinden sonra bir şey oldu değil mi? Tuhaf geldi bu durum. Tabii yani alıştığımız bir şey var. Görmeye alıştığımız insanlar var. Hani müzik yapma kısmı bir yana. Bir de aile gibiyiz, hani abi kardeş gibiyiz orada. Şimdi onlardan da uzak kaldık. Tabii. Bir sürü noktada ailemizden de uzak kaldık. Benim ailem Lüleburgaz'da işte. Gidip göremedim onları uzunca bir süredir. Haberleşiyoruz sadece. Bu kısımları tabii ki çok can sıkıcı. Eyvallah. Ama yani herkes bizle aynı durumda diyoruz. Öyle deyince birazcık böyle insanın yüreğine su serpiliyor. Ama değişik, ne bileyim. Bazen de tarif edemiyorum yani, böyle bir şey yaşıyorum ama ne yaşıyorum lan, herkes yaşıyor. Herkes yaşıyor herhalde yani. Herkes yaşıyor, evet. Hiç merak etmiyorum. O gitgeller falan hepimizde var. Mesela bir günlük rutininden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun böyle aşağı yukarı her gün? Vallahi aşağı yukarı şöyle geçiyor aslında. Bir kere ben sabah erken kalkmayı çok seviyorum. Sabah mutlaka saat 6 ile 8.30 arası saat kurmadan bir vakitte uyanıyorum. Yani o aralıkta uyanıyorum. Çoğunlukla hemen kendimi stüdyoya atıp en azından hani günlük teknik egzersizlerimi, işte parmak egzersizlerimi, parmak açma egzersizlerimi yapmaya çalışıyorum. Bazen bunun öncesinde bir spor sıkıştırıyorum kısa, işte evde ufak bir kondisyon bisikleti var. Onunla bir şeyler yapıyorum falan. Onun dışında çalış. Sonrasında böyle öğlen saat 2 ile akşam 5'e kadar olan süre çok canımı sıkıyor. Niye bilmiyorum. Hani böyle şey oldu. Hafta yaşarken, hayat yaşarken pazartesi sendromu diye bir şey yaşıyoruz ya hani insanlar, beyaz yakalılar özellikle. Ben de saat 2-5 arası sendromu yaşıyorum her gün. Yani gelmesin Allah, saat 2 eyvah ya falan, şimdi 3 saat nasıl geçecek gibi. Sonra 5'ten sonra bir rahatlama geliyor. İşte mutfağa gidip yemek hazırlama faslı. Ondan sonra bir yemek yeme artık. O gün nasıl bir plan yapıldıysa öyle bir yemek yeme. Onun dışında işte zaten ya dizi izleniyor, ya film izleniyor, ya kitap okunuyor. Sonra bir şekilde çok şükür gün bitti deyip uykumuz geldi deyip yatıyoruz. Sonra ertesi gün gene aynı şeyler devam. Eyvallah, şahane. O evet, o geçmeyen bir saatler var, bir aralık var. O çok sert oluyor. oraya bir şey bulmak gerekiyor hakikaten. Çünkü bir şey yapmak da istemiyorsun o arada. Ama yapmadan da olmuyor. Ya evet. Değişik. Hepimizin ama aralığı farklı bu arada. Hepimizin farklı bir aralığı kaçın var yani. Senin kaç? Yani benim böyle bir akşam yemek faslından sonra bir boşluğa düşüyor bende de. Hani o uyumadan önceki şeyde bir şey de izlemek istemiyorum. Ama bir şey de yapmak istiyorum ama canım da hiçbir şey yapmak istemiyor. Kitabı alıyorum, yürümüyor işte. Ya o yemekten sonra bana çok zor geliyor ya. O saatler. Oraya bir şey koyamıyorum. Bütün günü bir şekilde sürekli çalışarak, bir şey yaparak değerlendiriyorum da sonrası çok zor. Peki neler yayınlandı en son çaldığın Çağdaş? Yaptığın işlerden biraz bahsedebilir misin?
neler oldu son dönemde? Vallahi yakın zamanda bir kendi şey yapamadık galiba. Evet, zaten albümü biz yayınlamıştık. Aynen, en son Fenomen albümünü siz yayınladınız. Ondan sonra yani kayıtlar oldu. Hı-hı. Yayınlanan şeyler de oldu. Fakat caz bandında değil bunlar. Başka jenrelerde değil. O yüzden şimdi söylemek istemiyorum bunları. Tamam, okey. Kendimle ilgili bir takım bir şeyler yapmaya niyetlenmişken işte böyle bir şey patlak verdi. Yani o niyet hep var zaten de. Hani o niyet var, bir yere çeviriyor musun onu diye ben de merak ediyorum. Yani, yani şu anda. Her şey hazır yani, girip çalacağız sadece ama işte tam gerçekleştirecek kıvama gelmişken işte böyle bir şey oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu o açıdan bilmiyorum. Hani biraz daha düşünme fırsatı oldu belki ama bir yandan da bu işleri ne kadar düşünürsen o kadar olmuyor. Evet. Bunu zaman gösterecek. Bakalım. Fenomen tabii şey oldu. Birazcık sekteye uğramış oldu bu arada. Tabii. Çünkü en son konserde görüşmüştük değil mi? Sizin konserinizin çıkışında görüşmüştük. Yetişememiştik şey, konsere. Kadıköy'de çaldığınızda. Aynen aynen. Yani ondan sonra da tabii ki tarihler iptal oldu. Yani hiçbir yerde çalamadık, edemedik. Bakalım. Yani herkes aynı durumda. Evet. Valla ben kendi adıma şahsen senin kendi projeni bekliyorum. Bunu da söyleyelim buradan. Yani yayınlayacak. Valla ben de bekliyorum. Keşke olsa da dinlesek. Olsa da dinlesek. Birileri yaptı da dinlesek yani. Şöyle. Valla şeyin yaptığı Aydın Esen'in prodüktörlüğünü yaptığı bir albüm Tuğba. Onu da koyarız Tuğba buraya linkini. Orada çaldığın oradaki performansını da yani bilmeyenler olabilir. Neler oluyor, neler bitiyor. Ben tavsiye edeceğim. Bu videonun altına da ayrıca senin hem kendi çaldığın grupları hem de o kayıtların linklerini koyacağım ama dediğim gibi senin aslında kendi albümünü iple çekiyoruz. Kaç yıl oldu birlikte çalıyoruz ediyoruz ama artık o da geldi bence. İnşallah ya. İlk fırsatta. Yani evet. İşte bu ders oldu bize, eve kapanmak. Artık çıkar çıkmaz bir şeyleri başlamak lazım. Bir şeyler yapıyor, üretiyor olmak lazım. Eyvallah. Peki sence ne değişecek hayatlarımızda müzisyen olarak bu dönemle birlikte? Müzikte de diyeyim. Sadece müzisyen olarak değil de müzikte de bir değişim yaşanacak kesinlikle. O ne olacak sence? Nereye gidiyor işler? Vallahi bir kere şeyi görüyorum. Uzunca bir süre kulüplerde özellikle kapalı yerlerde seyirciye çalamayacağız. Yani bu ne zaman başlar hiçbir fikrim yok. Tabii diyorlar işte aşının icat edilmesi bulunması lazım. Aşının icat edilmesi ne demek? Aşı zaten var. Yani bunun aşısının bulunması lazım. Ya ama da bulunmayabilir. Bulunmayabilir. Tabii 60 senedir bulunmayan aşılar var hala. Evet. Virüs aşıları. Bağışıklık kazanmamız lazım. Fakat bağışıklık kazanacağız ama işte bu virüs şekil değiştirecek mi, mutasyona uğrayacak mı, işte biz bununla baş edebilecek miyiz falan filan. Yani uzunca bir süre kulüplerde seyircili konser verebileceğimizi zannetmiyorum. Açık hava konserlerinde de işte sosyal mesafeyi görüyoruz, insanlar ne kadar uyuyor. Hani cahillikten olduğunu da zannetmiyorum. Artık sıkılmışlıktan diye tahmin ediyorum. Ya da ne olacaksa olsun mu diyorlar. Yani kimseye cahil demek istemiyorum çünkü. İşte sıralarda, kuyruklarda ya da sosyal AVM'ler açıldı. Evet. AVM'ler açıldı falan. Daha yani, ötesi yok yani. Hani ve orada 3,5 milyon kişi girmiş şeye, AVM'lere. Şimdi biz şey diye düşünüyorduk ya, lafını böleyim. Ya AVM açılsa ne olacak canım? Kim gidecek zaten aklı başında? İnsan gider mi diyorduk. Bayağı hani cahil demeyelim ama buna da başka bir şey diyemiyorum. Yani. Aklı başında insan gitmez ama hepimiz aklımızı kaçırdık yani. Hani böyle bir şey oldu. Şimdi aklı başında insanın Covid'den önce Covid'den sonraki sayısı tutmayabilir birbirini. Ya o yüzden şey yani açık havada bir konser verildiğinde hani seyirciler serbest bırakıldığında sosyal mesafeye uyulacağına niyeyse inanmıyorum. Çok inanmak istiyorum. Evet. Keşke olsa hani başlasak. Ama inanmıyorum. Yani bu açıdan teknik olarak böyle bir değişiklik olacak. Ya da böyle bir gecikme olacak. Sonrasında
İşte müzik nereye gider? Tabii ki bireysel çalışmalar artmış durumda. İnsanlar evlerinde bir şeyler yapıyor. İşte bizim yaptığımız gibi bana bir kayıt gönderiyorlar. İşte ben onu çalıyorum. Onu yayınlıyor arkadaşımız. İşte kayıt grupları mı diyeyim? Nasıl diyeyim ona? Böyle yani, bir şey oluşmaya başladı. Evet, ya artık evde kayıt yapılabilecek seviyeye gelindi galiba ekipman olarak da şey olarak da, değil mi? Tabii. Eskiden de vardı ama sayısı arttı bunun. İşte evden canlı yayın, canlı konser veren insanlar, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Belki de böyle bir yere mi evrilecek? Fakat bunun canlı çalınma kısmı nasıl olacak? Hani o latency'yi nasıl halledecekler? Hani o kıvama gelebilecek mi acaba mesele? Yani çok zor. Evet, yani o işlerin hallolması için ciddi altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Kaldı ki biz normal konuşurken bile sesler, şeyler bir tuhaf, görüntü kötü. Şu anda yapılan canlı yayınlarda stereo ses duyma ihtimalin yok. Öyle telefondan bir şeyden kayıtla giden bir durum var. Biraz zor o işler. Ama şey, bugün daha konuştuk Bova'yla, Ahmet'le. Onların mekan olarak tamam seyirciyi oraya sokamayız belki diyor ama biz grupları buraya sokup beraber çalıp belki çok doğru düzgün bir platformdan bunun yayınını yapabiliriz. Dolayısıyla hem mekan ayakta kalır hem müzisyen bunun için bir firmalarla öyle bir para akışı da sağlayabiliriz belki diyor. Tam oraya geliyorum aslında. Yani mekanlar da müzisyenler de bir yerde bu işten geçinmek durumunda. Nasıl olacaksa mesela sen nasıl yürütüyorsun? Evet, evde kayıt yapıyorsun. Harika bir şey. Yapabilenler için şahane. Ben evde kayıt yapıyorum. Fakat şöyle, yani ben evde yaptığım kayıtlar, kabul ettiğim kayıtlar daha çok arkadaşlarımın projeleri. Hı-hı. Dostlarımın projeleri. Yani ben evde kayıt yapıp para kazanmıyorum. Eyvallah. Ben devlet memuruyum. Hı-hı. TRT Caz Orkestrası'ndayım. Zaten devlet maaşım olduğu için biraz avantajlı konumdayım. Hı-hı. Müzisyenlerin avantajlı olduğu bir yerdeyim. Maddi olarak. Ama çok zor durumda olan ve işte böyle bir imkanı olmayan, daha doğrusu işte zaten herkes oraya devlet memuru olamaz. Kadrolar belli, şeyler belli. Dolayısıyla bir yerden sürmek durumunda değil mi iş yani müzisyenler için? Ya evet, işte onun nereye evrileceğini ben öngöremiyorum. Yani bu bahsettiğin şeyi, Ahmet'in bahsettiği şeyi daha doğrusu, bundan seneler önce biliyorsun Jazz Center denedi. Evet. Jazz Center'ın internet sitesinden girip oradaki konserleri dinleyebiliyordun. Aylık bir ücret ödeniyordu sanırım. Öyle bir abone oldu. Doğru, bak unutmuşum onu. Doğru söylüyorsun, evet. Öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi öyle bir yere evrilir mi konu? Evrilirse ne güzel olur. Hem müzisyenler için, hem de bu sevdiğimiz mekanlar için, jazz kulüpleri için. Çünkü oraların sahipleri de orayı ayakta tutmak için çok büyük mücadeleler verdiler. Çok büyük paralar harcadılar. Hani çok büyük şeylere göğüs gerdiler. Hani o insanlar da en az bizim kadar mağdur durumda şu anda. Tabii elemanları var, personeli var. Hala sigortalarını ödemeye devam ediyorlar. İşte ne bileyim, kira ödüyorlar. Her şey devam ediyor onlar için. Dursa. Ya aynen. Yani dükkan sonuçta. Hani dışarıdaki esnaftan çok bir farkları yok. Evet. Aynı zamanda müzik emekçisi bunlar. Hı. Bence. Aynen. Yani bu öyle bir şekilde döner mi? Bilemedim. Bilemedim, evet. Ben de çok emin değilim ama. Yani şundan emin değilim. Hani bizim insanımız zaten caz müziğinin seyirci sayısı öyle milyonlar değil. Dünyanın hiçbir yerinde değil. Şimdi Türkiye'de var olan caz seyircilerinden kaçı Bova'nın bu sistemine ya da X bir yerin bu sistemine üye olup aylık ya da konser başı şu kadar para verip dinleyecek bilemiyorum. Evet, birebir görmedikten sonra da bir anlamı yok gibi geliyor bana da. Ama bir yani göreceğiz. Belki de bir anlam kazanılacak. İşte biz belki öncesini düşündüğümüz için hani bir anlamı yok gibi geliyor. O yüzden diyorum, bilmiyorum. Belki de anlam kazanacak. Belki bu insanlar hani bu parayı verecekler, o konserleri dinleyecekler, destek olacaklar. Çünkü hani sonuçta var olan şey tükenecek. Bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlayacak. Tabii ki tekrar tekrar dinlediğimiz bir sürü şey var dünya üzerinde yapılmış. Fakat yeni yapılan şeyleri de insanlar duymak isteyecekler. Doğru. Bir şekilde. Doğru. Merak bunun bir yolu bulunacak. Bir yolu mutlaka bulunacak. Eyvallah, eyvallah. Peki senin bu dönemle ilgili müzik severlere, takipçilere ve
ortama söylemek istediğim bir şey var mı? Mesela şeyle ilgili de konuşmaya başladık daha doğrusu. Bizim bir sendikamız yok ya. Yani daha doğrusu bir sendika var ama hiçbirimiz üye değiliz. Bir birlikte olduğumuz bir şeyimiz yok, çatımız yok. Yani bununla ilgili olabilir belki, bilmiyorum. Son söz olarak bunlara değiniyoruz genelde. Ya da doğrudan bir mesajın olabilir mi takipçilere, müzikseverlere? Ne söylemek istersin? Ya şu dönemde benim dikkatimi çeken yaşanılan en büyük problem kayıtsızlık. Yani devlete kayıt olmamış olmak. Aynen. Sigorta ödemiyor olmak. Yani bir şeye başvuramıyorsun şu anda. Türkiye'de çoğu müzisyen kağıt üzerinde işsiz statüsünde olduğu için, hatta belki de hiç olmadığı için şu an yapılan sosyal yardımların hiçbirinden faydalanamıyor. Aynen öyle. Önce kendilerini kaydetsinler, değil mi? Yani en temelde bunun halledilmesi lazım. Bu nasıl hallolabilir? Ya kendi başlarına, ama kendi başlarına da olacak bir şey değil. Yani yok ki, öyle bir şey yok, değil mi? Yevmiyeyle çalışıyor zaten, günlük işçi gibi. Ondan öte devletin buna bir platform koyması lazım ki müzisyenler onun üstüne çıksın. Yani diyecek ki bu müzisyen bir şeyi. Hı-hı. Geleceksiniz arkadaş, hepiniz adınızı soyadınızı buraya kaydedeceksiniz. Bunun işte şu sendikaya benzer ama devlet altında olması gerekiyor bence. Evet. Ki böyle bir durum olduğunda müzisyen de gitsin desin ki arkadaşım bak böyle bir şey var. Ben müzisyenim. Benim olması gereken şartlarım bunlar. Bunları evet. Lütfen yerine getir diye bir şey talep edebilsin. Aynen. Hayatta kalmam için asgari bir şeye ihtiyacım var. Aynen öyle. Öbür türlü yoksun abi. Yoksun. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey talep edemiyorsun. Aynen öyle. Bu benim fikrim değil bu arada. Bu dönemin bize gösterdiği şey. Hani yaşadığımız şey bu. Evet. Eyvallah. Bakalım neler olacak. Hepimiz izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ederiz aynen kardeşim. Öyle. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Çok için. Sağ ol. Bu arada harika bir fikir. Bunu ilk yapıyorsun. Tebrik ediyorum seni ya. Eyvallah. Çok teşekkür sağ olasın valla. En kısa zamanda yüz yüze de görüşürüz. Beraber çalarız umarım. Özledik zaten. İnşallah. Arayı İnşallah. Aynen. Dikkat et kendine. Selamlar, sevgiler. Aileyle. Görüşürüz. Bay bay. Sağ olun.